Günlük hayatımızda yanlış kullandığımız 5 şey. O Ney zaman baba? efendim, yepyeni bir bölümümüze Hoş geldik. başlıyoruz. Hoş geldin yar. Yüreğime. Yüreğime. Şu soruyla başlıyoruz abi bölüme. Evet. Hazır mısın sorumuza? Yemin ediyorum hazırım. Hiç bu hayatı yanlış yaşıyorum ben diye sayı. düşündüğün an oldu mu? Her gün her saniye. Hep. Hiç doğru yaşadığımı düşünemiyorum ki. Şimdi abi sana bu hayatı yanlış yaşadığını göstereceğim. O garanti zaten. Hatta sana iyilik olsun diye nasıl yaşaman gerektiğini de göstereceğim. Sadece daha iyi ver. Seni düzelteceğim seni. Hadi bakalım. Nasıl örneklerde göstereceksin acaba bu? Hayatını değiştirecek bir bölüm hazır mısın bana bunu söyle? Hazırım. Tamam hadi inşallah. Tamam hadi. Ne? Bugün abi günlük hayatımızda yanlış kullandığımız eşyaların nasıl daha pratik veya doğru şekilde kullanılacağını göster. Nasıl yanlış ya? Bugün Gözdeciğim günlük hayatımızda yanlış sen kullandığımız eşyaların nasıl... He? Duyuyor. Baktım yayına. Sen duymuyor musun beni? Alacağını göreceksin. Çok ses açınca duymuyorum. Discord'dan yayın versene. Ne yapayım? Discord'dan yayın ver. Ben çok yordum beni ya. Aman okuyayım çok yoruldum ya. He geç izlememek için mi? Sesli mi vereyim? Sesli. Ona para isterim ama sesliye. Sen saati kaçırsın. Ona 50 lira saati. Oha aman okuyayım. Prime 8 lira. Abi şöyle başlıyoruz. Bunu kesip ağzımızdan içeri sıkacağız. Şimdi limonun suyunu nasıl çıkarırsın onu soruyorum sana. Ya bunu ne yapıyor biliyor musun insanlar? Ne yapıyor bak şundan. Burası da pipet sokuyor. Pipet. Evet. Şunu şuradan böyle ortadan keserim. Alıp sıkıp içine. Ama o sıktığım zaman sağa sola her yere gözüme de fışkırır. Kameranın merceğine de fışkırır. O yüzden yapmayalım. O yüzden ben şu an yaratıcı olacağım. Şuradan şöyle oyuluyor. Aha. Tamam mı? Sonra biraz böyle şey yapıyorsun. Aha. Bu arada midecilerden öğrendiğim bir taktik. Yani şöyle birazcık yol açalım. Ya ben de ilk defa deniyorum bunu bu arada yani. Normal yöntemlerin dışında denemek için bir şey denedim ama eminim ki böyle daha çok sıkacak. Bir de şuna şöyle basma şansı sunuyor size işte arkadaşlar. Evet. Hani bak, bak. Bence doğru yöntemden bile daha iyi. Oo. Oh. Şimdi bunu içireceğim mi? Hayır. Çünkü öyle oluyor da genellikle bölümler. Biraz şöyle yapıyoruz. Ağzın sulandı ya. Yumuşatma. Evet. Böyle yapıyoruz ki şey olmasın diye sonra... Oh. Bakın hiçbir yeri olsa desek. Yere sıçramıyor. Aşk aşkın. Arkadaşlar bu da Ankara metodu. Evde denemeyiniz. Ne olur geç belli olmaz. Devam edeyim mi? Evet. Daha da sıkayım mı burada? Sıkacak. Şimdi... Bak ver pipet. Nasıl? Mantık aynı. Ben bunu böyle sıkınca yakacak mıyım? Aa. Pipet boşunaymış. Ama dur. Oo böyle mi lan limonun? Ama şimdi kürdan... Ne gerek var ya? Şimdi abi... Oldu olmadı. Ne alaka lan? Ortada ikiye bölersin ya. Laptop çantası içinde de at... Zaten su akıyor amına koyayım ondan. Yani özellikle ağır çantalarda bu şekilde taşırsanız... Ben doğru yaşıyorum bu hayatım. İçindeki ağırlık eşit dağılacağından dolayı size kolaylık sağlayacak. Yani bildim saysak mı ya? Vallahi bildim helal olsun. Ne öne mi takacak mısın? Ya oğlum. Yürü oğlum adı sırt ya. Çantası değil mi? Sırt çantası. Sırt çantası. Evet. Yani bel çantasını ayağıma takayım o zaman amına koyayım. Ben de çantaşırım böyle. Nasıl? Hey. Ha evet. Baba böyle değil bu ya. Yani direkt şöyle arkaya çekilmiyor. Ya böyle mi bak böyle mi gezecek yani? Daha dik durmanı sağlıyor. Evet. Böyle dursan yeterli. Denge merkezi yani. Evet. Şimdi abi deneyeceğin şey bir atıştırmalık. Atıştırmalık. Evet. Biliyorsun ki neredeyse herkesin en sevdiği atıştırmalıklar çikolata ve cipstir. Evet. Sizi tamam. Seven bir arkadaşımız olarak sana şimdi aynı paket içerisinde çikolata lezzeti ve cipsi bir arada getiriyorum. Allah. Hazır mısın? Bu sponsorlu. Aa! Burası sponsorlu. Sponsorlu alıyor. Oğlum bunu Aa çok iyi dedi. Çikolatasını mı yaptın? Vay. Mailde uğraşamam. Vay diyor çikolatanı kesin. Şey, çok mantıklı neden? Bir şey söylendiği zaman zaten kanka çikolata söyle bir de cips söyle. Açmıyorsun. Niye? Ya dur. İyiyim be. Dur. Karmışçasına. Ben böyle. Ekstra. Bir anda bu. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Yanlış yapıyorum. Diyelim ki geçiyoruz efendim. Tamam mı? Nasıl açarsın? Çakmakla. Şuradan herhangi bir şeyle açalım. Zebra tarantula. Tamam.
Açayım zebra da tarantula ile aç. Evet. Sen mesela şu an herhangi bir şey getir ve herhangi bir şeyle açabilirim. Inception. Masaya, şimdi... ben şöyle masaya vururum, pıt diye oradan açarım. Bu tabii ki Dodo, neyi... dünya üzerindeki her şeyle kapak açabiliyor. Oğlum gerizekalı lan Dodo. Dodo'ya dedim ki, Dodo, lan eliyle açtı, eliyle. Evet. Öküz, her öküz. Şey açıyor kanka. Oğlum gerçek bir hayvan Dodo. Oğlum kağıtla falan açtı yanımızda lan. Gerçekten hayvan, 5 lira açtı. Lan eli, bak iki parmağıyla şöyle açıyor, tık. Böyle açıyor, evet, düşün. Doğru. Bir de şey iddiasına giriyor. Ne getirirsen getir, ben bu kapağı açarım iddiasına giriyor. Evet evet harbiden doğru, ben bunu gördüm. Oğlum kağıt benim evin ortasında bir tane cam, full camdan ve tahtadan büyük bir tane şey var, tamam mı? Ya iki kişi ittire ittire bile çekemedik. Masa var, salon masası. Dodo tek başına kaldırıp ittirdi çekti. Ya en az ama var ya kaç kilodur ya, iki kişi yapamadık yani böyle. Oğlum böyle çekti lan direkt. Dodo kim? 2 metre üstü bir arkadaşımız. Değil. İnsan değil ki Dodo. 150 yani. Kilo, 2 metre üstü böyle devasa bir arkadaşımız. Yani. Gerçek Hulk amına koyayım harbiden. 130 küsür kilo bir 2.7 lütfen. Çok için? 132.7. Reception yapmak 130, için değil mi? 80, peki ben 130, ne yapacağım? Soda atacağız. Kendi kurallarını belirleyen insanlar ne yaparlar? Sınırların dışına taşarlar. Evet. Vay, helal olsun lan. Ve Inception taşı açanlar tek elleriyle şu hamleyi uygularlar. Gördüğünüz gibi kapak elimde tek bir düzleme dönüştü. Vay, fena boşaltıyor. Nasıl olur Gözcüğüm? Hemen sahneyi izledim. Şaşıracaksın çünkü. Kendi topuna boto. Straw. Nereye vurdu kız? Nasıl? Ya anası sikildi ortalığın. Nasıl ya? Nasıl ya? O straw demir herhalde. Hayır, normal. Plastik straw olamaz o. Oha. Oğlum döküldü her yere. Yok, döküldü artık daha neler. Bak bu zor işte. Kanka işte aynı mantık. Sadece bir anda vurduğu için pipeti şey olmuş. Bunun doğru yolu bu değil ki kanka ya. Bu yan yol. Onunla açamam ki. Niye? Çünkü bak burası şey bunun. Kes abi orayı. Ağzını. Ağzımla değil, makas ver bana. Abi yok makas. Nasıl yok ya? Of! Bir şey diyeceğim, kestiğin bıçağı da getirebilir misin? Allah aşkına. Pipetin ucu kıvrılabilir şekildeydi. Biz de dedik ki, orayı keselim. Kestiği bıçak da bu. Kanka direkt bununla açalım. Kenarını, şunu geçiriyor, pipeti masaya vuruyor. Ve açılıyormuş diyor, bakalım. Bunu benden önce bir denedi mi? Denedi. Oğlum olmuyor, olmuyor. Olmuyor, bak bir vururum burası kırılır. Bu bence uydurma. Lan böyle yapacağına o şuraya tak dişini pıt vur, o masada açılıyor zaten o. Var mı benim burada şeyli bir şey, şurada fıt diye açayım. Tabii pipetin var. Masaya zarar veriyor. Pipetin var mı Kemal Bey? Yok ki, şeyli kapaklı bir şey yok içecek. Soda, var soda da yanımda. Soda var. Bu soda şeyli. Pıt diye açılıyor. Hatta içeyim. Bakın elimle açtım. Gördüğünüz gibi. O soda mı? Soda. Bana biraz Kazberg'e benzedi ama. soda. Elma suyu. Valla soda oğlum, valla soda. Bak, lime'la periyer sodalar var ya. Güzel. Zengin ben sodası ne amına koyayım ya. Ben buradan 10 bin lira almıştım Kemal, teşekkürler o soda markasından. Arkadaşlar, ben bu şey yeşil limonlu her şeyi severim arkadaşlar. Yeşil limonlu yarak da bunu biliyorsun. Yarak ezem acılıyorum. Değişik bir videoymuş o. Lime aynen. Lime. Yukarı çık erkek isteyen.